İyi akşamlar sevgili futbol severler. Süper Lig'de 2 hafta geride kalıyor. Puan kaybı yapmayan, zirvede olan takım Fenerbahçe. Samsunspor'u deplasmanda 2-0 yendi Sarı Lacivertliler ve 2 haftada 2 galibiyetle puan kayıpsız tek takım olarak zirveye yerleşti. 4 takımımızın çok çok ciddi playoff maceraları başlayacak. Devre arasında Rıdvan Hoca'nın paylaştığı gibi büyük bir ihtimalle takımlarımızın hafta sonu ligde oynayacakları 3. hafta karşılaşmaları ertelenecek. Ve o maçlar öncesi 2. hafta geride kalırken hem Samsunspor Fenerbahçe maçını hocamız bize yorumlayacak. Hem de önümüzdeki bu kritik maçlar öncesi Avrupa sınavları öncesi takımlarımızın durumunu birlikte değerlendireceğiz. Hocam ikinci yarıda yeniler sahneye çıktı. Cengiz asisti yaptı, sakatlandı gitti. Fred golünü attı, sakatlandı çıktı. Yani gollere ve galibiyete sevinirken bu ciddi Twente sınavı öncesi soru işaretleri de oldu. Çünkü Osayi, Bekao yine çok kritik kayıpları da var kadroda Fenerbahçe'nin. Nasıl yorumlayacaksınız öncelikle ikinci yarıdaki oyunu? Goller bu arada Dzeko Szymański'den geldi. Fred'in tabii ağlara gönderdiği top gol olarak değer kazanmadı. O pozisyonu da düşüncelerinizi de merak ediyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Devre arasındaki spor servisinde konuşulan konuyu ben burada böyle bir ihtimalden bahsettim. Açıkçası sonra maçı izlerken Emre Belezoğlu aradı. Hocam nasıl falan diye. Ya böyle böyle bir durum var mı diye hazır aramışken sorayım. Bize öyle bir tebligat gelmedi. Hatta federasyondan bazı kişiler aradık. Çünkü direkt ilgilendirdiği için değil mi? Evet, Fenerbahçe'de oynayacaklar. Yani şu an itibariyle Başakşehir kulübünün bilgisi yok. Yani şu an derken 20 dakika önce. Bizde ajanslardan gelen haberi zaten. Ama olmalı mı? Evet, böylesine bir finalde Hollanda Twente yapıyor. Sebepten dolayı yaptı. Evet. Zaten bizim de yapmamız lazım. İyi de olur çünkü Avrupa Kupalarında 4 tane takımımız var. 4'ü de devam etmeye gruplara kalıyoruz. Maddi manevi çok önemli. Bence federasyon da bunu değerlendirecektir. Belki kulüpler bazında görüşmeler olmuştur. Daha doğrusu Avrupa'ya giden kulüplerle görüşülür. Daha sonra bilgilendirilecektir ama teknik direktörleri de çok ilgilendiriyor. Şu anda oynanmayacaksa maçların teknik direktörünün programını gece bilmesi gerekiyor. Şimdi şöyle başlayalım. Fenerbahçe 2014 sezonunda bugün Gökhan diye bir arkadaşım var, onunla konuşuyordum. Çok sevgili bir genel müdür kardeşimiz. İyi Fenerbahçelidir. 2014 ben tarihin en iyi kadrolarından ilk üçe girer. Belki de en iyisidir diyebilirim dedim. O dedi ki 2014'teki de çok iyiydi. Ben 2007'yi de sayabilirim falan derken. Tabii yabancı kontenjanı vesaire vesaire. Bunlar tabii şartlar farklı. Ben hep birlikte 23-24 kişilik kadronun Fenerbahçe'nin tarihin en güçlü kadrosu olduğunu düşünüyorum. Tekrar söylüyorum. Fenerbahçe'nin benim hatırladığım çocukluğumda da Fenerbahçe'ydim. Cemil Osman Ender forvetiyle ben büyüdüm. Daha sonra benim dönemimde de fakat tabii şartlar, teknoloji, tıp veya rakipler. O zaman da çok değerli takımlar ve oyuncular da vardı. Fakat bu kadar geniş kadro. Şimdi biraz önce sakatları söyledim. Ben Fred Kramp girdiğini ve Twente maçında oynayabileceğini düşünüyorum. Cengiz'in burkuldu mu bilmiyorum ama son bölümde gol sevincinde falan biraz da hani böyle ayaktık. Allah korusun hastanelik olmamış. Ama özellikle de Fred'in Kramp'tan dolayı devam edemediğini gördüm. Kaldı ki Fred devre arasında söylediğim gibi yine altını çizerek söylüyorum. Icardi için söylediklerimi neyse santfor kimliği olarak orta saha olarak da gerçekten büyük oyuncu almış Fenerbahçe. Çok iyi bir futbolcu aldı. Her yönüyle savunmadan top alışı, dönüşü, servisi, oyunu yönünü değiştirmesi. Hatta gol atan Szymański de solaktır. Fred de solak. İkisi de gollerini sağa yaklattı. Biri iptal oldu. Şunu söyleyebilirim. Fenerbahçe'nin mental olarak Gaziantep maçında bunu gördüm. Ve en önemli özelliğinden biri de hani Fenerbahçe'nin küskün tarafları var ya, uzun yıllardır şampiyon olamadığı için Kadıköy Fenerbahçe Ülker Stadı, evet gerçekten Fenerbahçe tribünlere döndü diye gördüm Antep maçında. Son bölüm dışında özellikle maçın başında 3-4 senedir Galatasaray tribünleri bu durumdaydı. Fenerbahçe tribünlerinin ilk hafta itibariyle inanılmaz derecede o bilinen bir puan cepte olan kulüp durumuna gelmek üzere gördüm. Bu galibiyet o anlamda da çok 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 önemli.
Öncelikle iyi futbol, iyi futbolcular öndür. Benim klasik cümlemdir. Yıllardır bunu kullanırım. Oyunculuğumda da kullanırdım. Bunu yönetecek de teknik direktör ve yönetimler vardır. Şimdi İsmail Kartal macerayı sevmeyen, öyle saçma sapan işlerle teknik olarak uygulamayan, belli standart oyunu olan, kendini de sürekli geliştiren ve gördüğüm kadarıyla da iyi futbol oynatan Fenerbahçe'deki son gelişi ve Avrupa maçları rakipler zayıf olsa dahi Gaziantep maçında aynı şekilde bugün de Fenerbahçe takımını son derece iyi hazırlayan, oyuncu tercihlerinde açıkçası birkaç hafta sonra daha rahat yorum yapacağız ama zorlanacaktır. Kolay değildir bu süreci yönetmek. O anlamda da Fenerbahçe'nin bakın bu yılın en önemli maçına çıkacaktır, Twente maçına. Biraz sonra göstereceğim kadroyu. 36 maçla, 3-4-5 kupa maçıyla tutamayız. Ne Mourinho'da da olsanız memnun edemeyebilirsiniz. Evet, bu anlamda kafadan 6 tane daha ekstra maç yapacaksınız. Bence Fenerbahçe Twente'yi geçtiği takdirde Konfederasyon Kupası'nda yarı final oynarsa bana hiç sürpriz gelmez. Çeyrek final oynamaması sürpriz gelir diye düşünüyorum. O kadar da o konuda iddialıyım. Onu söyleyebilirim. Hatta Beşiktaş için mi benzer? Aynı şekilde Beşiktaş'ın da güçlü bir kadrosu var. Üç büyüklerin bu yıl diğer kulüplerden çok daha çift haneleri geçeceğini düşünüyorum. Lig dördüncüsüyle arasında. Demirspor kaç kaç bitti? 1-1 bitti. 4 evet. Puanda kaldı. Bu geçen seneki benzer cümleler niye değil? Skor olarak evet. Fenerbahçe kazanıyor. Hatta daha da gol atıyordu. Şunu da söyleyeyim. Daha ofansif, daha yetenekli, daha alternatifli oyuncular gelmiş olmasına rağmen, iki maçta fazla oynayacak olmasına rağmen 87'ye ulaşmayabilir. Ama yediği gol de geçen seneden en az 10 gol daha az yiyeceğini İsmail Hoca'nın. Hatta İsmail Kartal geçen yıl olmuş olsa 87 atmazdı. O kadar da yemezdi. 87-42. 87-42'lik bir avaraj çıkmazdı. Geçen sene 78'e 30-32'lik falan diye çıkardık. Buradan şampiyonluk çıkar çıkmaz onu ben çünkü geçen sene Galatasaray çok güçlü bir oyun oynamıştı. Ama şunu görüyorum, yıllardır tecrübeliyiz. Bakıyorum Fenerbahçe'nin içeride dışarıda derbiler dışında tabii ki Trabzon ve Adana Demirspor dışında puan kaybı gerçekten benim için sürpriz olur. Yani deplasmanla bakacak olursak kaç geçen deplasman oynuyorsa, yok bu yıl kaç deplasman oynuyorsa Fenerbahçe, Anadolu'ya çıktığı maçlar, Trabzon ve Adana Demirspor deplasmanına çıkacak olursa kaybettiği her puan büyük sürpriz olarak görüyorum. Bir takım kötü oynadığı günler olabilir. Değil mi Murat? Yani Fenerbahçe'nin de sallandığı günler olacak. Ama öylesine anahtar oyuncular var ki, örnek Szymański, örnek İrfan Can. İki oyuncu gidiyor. Hocam Szymański'den bunu bekliyor muydunuz? Yani belki konuşmak erken ama eleme maçları, lig maçları, yani bu kadar büyük isimlerin uçuştuğu bir transfer döneminde beni en çok etkileyen oyuncu oldu. Söyleyeyim yani tarafsız bir gözle. Ben şunu söyleyeyim. Benim Tadiç de dahil olmak üzere etkilendiğim bir numara uzak ara Fred'tir. Gördüğüm tabii en iyi orta saha oyuncularından bir tane. Szymański tabii ki bir öldürücü araya oynayabilen bir forvet arkası oyuncu. İki ayağıyla vuruyor. Attığı golün koşusu, vuruşu, son Antep lig maçında araya Dzeko'yu bırakışı. Tabii bunların içerisinde Tadiç de çok yetenekli bir oyuncu. Büyük kariyer. Hakikaten de büyük kariyer. Oyunun her dakikasını çevirebilecek bir oyuncu. Ama Dzeko ile ilgili de ayrı bir paragraf açmak isterim. Nedir? Şimdi hocam, takımın lideri Tadiç deniyor. Niye? İşte şöyle yapın, böyle yapın derken ama net görüyorum ki Dzeko'nun takımda el kor hareketi olmamış olsa da Icardi ile ilgili söylediğim mıknatıslık var ya, tam mıknatısı olmasa da takımın mesela 3 dakikalık görüntüleri koyarsak hep oyun içerisinde var. Attığı golde var. Aynı şekilde 2 tane 3 tane de vurdu, avuta gitti. Artı sayılmayan golde de var. Tabii. Çünkü avuta giden topu çıkardı. Ve onun dışında da bir karakteri oyuna koyabiliyor. Şimdi aslında ben ve 37 yaşında İsmail Kartal bir değişiklik yaptı. Açık konuşalım. Bugün maç 1-1 bitmiş olsaydı
İsmail Kartal'la ilgili çok şey söylenebilirdi. Ben 2-0 iken söyleyeyim yine de. Ben olsam tabii ki Twente maçını düşündü. Tabii ki 86 doğumlu bir oyuncudan bahsediyoruz. Belki 2 oldu diye mi hemen girdi dedi Umut'a. Çünkü o arada oyuna sokmak evet. istedi. Ben son derece anlamsız olduğunu düşünüyorum. Ama 6 dakika var hocam orada. Yani sayılmayan golü 2 oldu diye dediğiniz evet. 72, değişiklik 78. Oyun durdu ama 5 dakika. Ne yapayım duran onu hesaplayamam ki ben. Hayır ama orada şeyi de yani, bekleyebilirdi. Var. Yine de 1-0 iken bence devam etmem ediyor. Çünkü... Güne bakın hocam. Abubakar'ın çıkışı Beşiktaş'ta. Şimdi, neden diyorum? Bir de iyi oynuyorsunuz. Bakın Beşiktaş dün hani idare evet. ediyordu evet. taktiksel. Fenerbahçe gerçekten bir deplasmanda ve Samsun gibi tekrar hoş gelmiş, iyi bir şehir takımı, iyi bir kulüp. İnşallah büyük maçlar dışında da full olur. Böyle bir seyirci önünde Kadıköy'de oynarcasına oyunun her saniyesi öne doğru oynama. Şimdi maçı izliyoruz. Hep söyleriz ya, belki çok net pozisyonla sonuçlanmasa da hücum oynama isteği ve sürekli öne doğru oynama isteği ki İsmail Kartal set oyunu seven bir teknik adamken görüyoruz ki bu takıma uygun bir şekilde hoca, ben ne söylüyordum? Fenerbahçe bu kadroyla ikili orta sahayı hemen hemen oynamaması lazım ligimizde diyordum. Bugün onu yaptı hoca. Çünkü bu oyuncularla ikili, mesela Fred'i İsmail'in yanında. Olmaz.